Amerika erkek milli takımı Paris Olimpiyatlarına inanılmaz bir kadroyla geldi. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid ve diğer süperstarlar olimpiyat altınına gözünü dikmiş durumda. Peki bu kadro tarihin en iyi Amerika takımı olabilir mi? Rakipleri çok bariz. Rüya takım apoletini ilk kez takan 1992 takımı ve 2008 yılında Kobe Bryant önderliğinde şampiyonluğa ulaşan Redeem Team. Şimdi sizden bir beğeni rica edelim ve bu üç takımın karşılaştırmasını yapmaya başlayalım. İlk olarak 1992 takımıyla başlayalım. Öncelikle efsane kadroya bir göz atalım. Majesteleri Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Sir Charles Barkley, postacı Karl Malone, NBA tarihinin en fazla asist yapmış oyuncusu John Stockton, Amiral David Robinson, Jordan'ın Robin'i Scottie Pippen, Patrick Ewing, Clyde Drexler, oynadığı dönemin ötesinde elit bir şutör olan Chris Mullin ve son olarak 1991 ve 1992 NCAA şampiyonu Duke takımının en önemli oyuncularından Christian Laettner. Bu kadronun ne kadar iyi olduğunu o dönemin koçu olan Chuck Daly şu sözlerle özetliyordu. Rüya takımla seyahat etmek, 12 tane rockstarla turne yapmak gibi. Elvis Presley ile The Beatles'ı bir araya getirdiğinizi düşünün. Bu takımla karşılaştırabileceğim tek şey onlar. Daly'nin ne kadar haklı olduğunu tarih kitaplarına baktığımızda çok daha iyi görüyoruz. Dile kolay, 11 tane Hall of Fame çıkarmış bir kadro bu. 1992 takımının oyun tarzı, boyalı alan hakimiyeti, mükemmel paslaşmalar ve etkileyici savunma üzerine kuruluydu. Olimpiyatlardaki rakiplerini ortalama 44 sayı farkla yenip, o zamana dek eşi benzeri görülmemiş bir dominasyon sergileyerek şampiyon olmuşlardı. Üstelik bu takımın basketbolun global popülaritesini arttırma konusunda büyük bir öncülük yaptığını da hatırlatalım. Sırada 2008 takımı, namı diğer Redeem Team var. Bu takımın kadrosuna bakmadan önce 2004 ve 2006 turnuvalarında Amerika'nın neler yaşadığını hatırlamamız gerekiyor. 2004 Atina Olimpiyatları Amerika basketbolu için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Turnuva boyunca beklenmedik yenilgiler yaşayan ABD takımı yarı finalde Arjantin'e mağlup oldu ve altın madalya şansını kaybetti. 1992'den beri olimpiyatlarda devam eden Dream Team dominasyonunun da sekteye uğradığı tek yıl 2004 oldu. Bir sonraki uluslararası turnuva olan 2006 Dünya Şampiyonası da Amerika için korkunçtu. Yarı finalde Yunanistan'a kaybedip bir kez daha finalin uzağında kalmışlardı. Bu sonuçlardan sonra doğal olarak dünyanın en iyi takımı unvanları ciddi anlamda sorgulanıyordu. Mike Krzyzewski liderliğindeki Amerika bir sonraki olimpiyatlar için yeni bir strateji geliştirdi. Amaç sadece yıldız oyuncuları bir araya getirmek değil, aynı zamanda uyumlu ve disiplinli bir takım yaratmaktı. 2008 kadrosu da bu felsefeye uygun olarak oluşturuldu. Takımın kaptanı ve lideri Kobe Bryant'tı. Efsanevi 2003 draftının büyük dörtlüsü LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh ve Carmelo Anthony de bu kadrodaydı. Chris Paul, Darren Williams ve Jason Kidd'le kusursuz bir guard rotasyonu oluşturuldu. 2008'de NBA'in açık ara en iyi pivotu olan Dwight Howard ve Carlos Boozer'la uzun rotasyonu tamamlanmış, kadroya Michael Redd gibi elit bir şutör eklenmiş ve son olarak 1'den 5'e tüm pozisyonları savunabilen Tayshaun Prince'le takım tamamlanmıştı. Dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten birbiriyle uyumlu ve hiyerarşik dengenin de net bir şekilde kurulduğu bir kadro oluşturuldu. Tabii ki bu kadronun çok özel oyunculardan oluştuğu gerçeğini de unutmayalım. 2008 Pekin Olimpiyatları ABD takımının kendini kanıtlaması için büyük bir fırsattı. Grup aşamasında gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken takım her maçta rakiplerine büyük farklar atarak ilerledi. Yarı finalde Arjantin'i mağlup eden ABD, finalde İspanya ile karşılaştı. Final maçı turnuvanın en zorlu karşılaşması olduğu Gasol kardeşler başta olmak üzere muazzam bir jenerasyon yakalayan İspanya güçlü ve dirençli bir performans sergileyerek Amerika'ya zor anlar yaşattı. Ancak Kobe liderliğindeki Amerika maçı 118-107 kazanarak altın madalyayı elde etti. Bu zafer Amerikan basketbolunun uluslararası arenadaki itibarını yeniden kazandığının bir göstergesi oldu. 2008 Redeem Team sadece bir basketbol takımından daha fazlasını temsil ediyordu. Bu takım disiplin, uyum ve kararlılıkla nasıl büyük başarılara ulaşılabileceğini gösterdi. 2004'teki hayal kırıklığının ardından gelen bu zafer Amerikan basketbolunun yeniden doğuşunu simgeliyordu. Son olarak 2024 takımına gelelim. 2019 ve 2023 Dünya Şampiyonalarında yaşanan devasa hayal kırıklığı sonrası karizmaları fena halde çizildi. Hatta kendi vatandaşları sprinter Noah Lyles tarafından da alay konusu oldular. Bu hayal kırıklıkları sonrası Paris'e tüm güçleriyle gitmeleri gerekiyordu ki öyle de yaptılar. Kadronun hangi oyunculardan oluştuğunu sayacağız ama öncelikle bu kadronun seviyesini anlamamız açısından seçilmeyen bazı oyuncuların ismini zikredelim. Taze NBA finalleri MVP'si Jaylen Brown, New York'la tarihi bir sezon geçiren Jaylen Brunson, Paul George, Damian Lillard, Donovan Mitchell ve Trae Young gibi isimler bu kadroda bulunmuyor. Peki kimler var? Takımın liderinden başlayalım. 39 yaşındaki LeBron James 12 yıl aranın ardından takıma geri döndü ve grup maçlarında gördüğümüz kadarıyla oldukça hırslı ve istekli.
Kevin Durant her zaman olduğu gibi olimpiyatlara geldi ve hatta olimpiyat tarihinde takım sporlarında 4 altın madalya kazanan ilk erkek sporcu olmanın peşinde. NBA tarihinin en özel şutörü ve belki de tarihin en iyi gardı olan Stephen Curry son bir dans için Paris'e gelen isimler arasında. Son şampiyon olan Boston Celtics çetesinin 3 oyuncusu Jrue Holiday, Jason Tatum ve Derek White de burada. 2 numara için gelen isimler ise gelecekte NBA'in yüzü olmak adına en büyük adaylardan biri olan Anthony Edwards ve ligin en saf skorerlerinden Devin Booker. Pivot pozisyonu her zaman önemli olmuştur. Üstelik bu olimpiyatlardaki en büyük rakiplerinden Fransa'nın uzun rotasyonunun Rudy Gobert ve Victor Wembanyama'dan oluştuğunu hatırlatalım. Amerika'ya onlarla potu altında baş edecek tecrübeli uzunlar gerekliydi, o isimler de geldi. Ligin en iyi uzun savunmacılarından Bam Adebayo ve Anthony Davis de Paris'te. Son olarak Showtime basketboluna en uygun isimlerden biri Indiana ile harika bir sezonu geride bırakan Tyrese Haliburton'la kadro tamamlandı. 30.1 yaş ortalamasıyla oldukça tecrübeli ve yetenek seviyesi üst düzey bir kadroyla üst üste 5. olimpiyat altınını arıyorlar. Şu ana kadar grup maçlarında hiç de fena bir iş çıkarmadılar. 3 efsanevi takıma göz attık, şimdi 5 madde üzerinden karşılaştırıp gerçek rüya takım hangisi bulmaya çalışalım. Bu maddede takımdaki oyuncuların toplamda kaç NBA şampiyonluğu olduğunu, kaç kez All-Star seçildiklerini, kaç normal sezon MVP'liklerinin olduğunu ve kaç kez yılın takımına seçildiklerini kıyaslayacağız. 1992 takımındaki oyuncuların toplamda 23 NBA şampiyonluğu, 15 normal sezon MVP'liği, 124 All-Star apoleti ve 99 All-NBA seçimi bulunuyor. 2008 takımındaki oyuncuların ise toplamda 17 NBA şampiyonluğu, 5 normal sezon MVP'liği, 107 All-Star apoleti ve 79 All-NBA seçimi bulunuyor. Yaş ortalaması 30'un üzerinde olsa bile 2024 takımındaki oyuncuların kazanacağı birçok başarı daha olacak. Şimdilik rakamları ise şu şekilde: 15 NBA şampiyonluğu, 8 normal sezon MVP'liği, 78 All-Star apoleti ve 58 All-NBA seçimi. 2024 takımı hala aktif olduğu için biraz farazi bir sıralama yapmak zorunda kalacağız ama rakamlara ve ortalamalara baktığımız zaman bu maddede 1992 takımı daha ön plana çıkıyor gibi. Amerika takımlarının olağanüstü kadrolarından bol bol bahsettik. Her kadronun da bir ana yüzü oluyor ve genelde takım o oyuncunun etrafında şekilleniyor. Bahsettiğimiz yüzler 1992'de Jordan, 2008'de Kobe ve 2024'te LeBron oldu. Buradaki kıyası daha rahat yapmak adına bu üç ismin olimpiyat sezonundaki versiyonlarını kıyaslayacağız. Yani 39 yaşındaki LeBron, 28 yaşındaki Jordan ve 29 yaşındaki Kobe'yi tartıya yatıracağız. Üçüncü sıraya pek zorlanmadan LeBron'u koyabiliriz. 39 yaşında, hala ligin en iyi 10 oyuncusundan biri olmasına rağmen LeBron'un daha genç rakiplerine karşı bu listede pek bir şansı yok. Şimdi biraz zorlanacağız. 2008 Kobe Bryant ve 1992 Michael Jordan'ı kıyaslamamız gerekli. 2008 Kobe'nin belki de en iyi sezonuydu. NBA'de final oynadı ve normal sezonu MVP olarak tamamladı. Sezonu da 28.3 sayı, 6.3 rebound ve 5.4 asist ortalamalarıyla tamamladı. Jordan ise 1992'de hem normal sezon MVP'si oldu hem de şampiyonluğa uzanıp finaller MVP'liğini kazandı. Sezonu 30.1 sayı, 6.4 rebound ve 6.1 asist ortalamalarıyla tamamladı. NBA'deki istatistiklerine ve başarılarına baktığımız zaman Jordan burun farkıyla önde olabilir. Ancak konumuz Amerika milli takımı ve orada yaptıklarına da bir göz atmamız gerekiyor. Jordan 1992 olimpiyatlarını 14.9 sayı, 2.4 rebound ve 4.8 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kobe ise 2008'de 15 sayı, 2.8 rebound ve 2.1 asist ortalamasıyla oynamıştı. Buradaki istatistiklere baktığımız zaman da çok büyük bir ayrışma olmadığını görüyoruz. Ancak bir de kimlik meselesi var. Netflix'teki Redeem Team belgeselinde bol bol izlediğimiz üzere Lakers'tan çok sevdiği takım arkadaşı Pau Gasol'a bile acımadan sert faul yapan Kobe'nin kazanmaya takıntılı kimliği tüm takıma sirayet etmişti. Ve belki de tarihin en hırslı Amerika takımını izlemiştik. İki turnuva üst üste hayal kırıklığı yaşatmış bir takıma bu mantaliteyi yükleyebilmenin rakamlarla bir karşılığı yok. Takım sporlarının altın kuralıdır. En zayıf halkanız kadar güçlüsünüzdür. Bazen kenarda hiç oynamayan oyuncunuzun bench'ten havlu sallayarak takıma verdiği enerjiye bile ihtiyacınız vardır. Şimdiki maddemiz zayıf halkaların kıyaslaması olacak. Burada reputasyonu en düşük oyuncuya gittik ve 1992 takımına bir istisna uygulayıp NCAA oyuncusu olduğu için Christian Leitner'ı dışarıda bıraktık. Karşılaştıracağımız oyuncular 2024 için Kawhi Leonard yerine dahil olan Derek White, 2008 için solak şütörlerin idolü Michael Redd ve 1992 için Golden State'in şütör kültürünün ilk temsilcilerinden Chris Mullin.
Birinci sıra tartışmaya kapalı bir şekilde Chris Mullin olacak. Takımda belki de ismi en az bilinen iki isimden biri olan Mullin 1991-92 sezonunda 25.6 sayı, 5.6 rebound ve 3.5 asist ortalamalarıyla tamamladı ve o sezonun MVP sıralamasında 6. sıradaydı. Yetmezmiş gibi olimpiyatlarda 12.9 sayı ortalamasıyla oynayıp takımın en skorer 4. oyuncusu oldu. Bu nasıl zayıf halka kardeşim dediğinizi duyuyor gibiyiz. 2024 takımının temsilcisi taze NBA şampiyonu Derek White sahada görünmeyen işleri yapma konusunda basketbolun en mahir oyuncularından biri olabilir. Bu kadar yıldızı olan takımlarda White tarzı tutkal oyuncuların önemi oldukça yüksek. Bu takım içinde önemli bir X faktör olacaktır. Mullin gibi istisnai bir isim olmasa çok kolay bir şekilde listenin tepesinde olabilirdi ama bu listede maalesef 2. sırada yer alacak. 2008 Michael Redd'e dair tek veri vermemiz yeterli olacaktır. Olimpiyatlarda ortalama 9 dakika oynayıp 3.1 sayı attı, elit olduğu üçlüklerde isabet oranı da %28'de kaldı. Bu sıralamada son sırada yer alıyor ama eğer bir gün solak şütörleri sıralarsak o listenin tepelerinde olacağına emin olabilirsiniz. Dünya üzerindeki en zevkli ve en zor koçluk görevlerinden biri Amerika milli takımını yönetmek olabilir. Çevreniz dünyanın en iyi oyuncularıyla çevrili ancak bir o kadar da egoyla uğraşmanız lazım. 1992'de Chuck Daly bu egoları yönetme konusunda olağanüstü bir iş çıkarmıştı ve en doğru oyunu oynatmayı da başarmıştı. Tek bir mola dahi almadan olimpiyat şampiyonluğuna uzanmaları koç ve ekibinin başarısının büyüklüğünü özetliyor. Ekip demişken 1992'de o ekibin bir parçası olan ve 2008'de takımın başında olan Mike Krzyzewski'ye geçelim. Koç K yönetimindeki Amerika olimpiyatlarda hiç maç kaybetmeden 3 kez altın madalyanın sahibi oldu. Onun takımın başında olduğu 2005-2016 yılları arasında Amerika çıktığı 89 maçın 88'ini kazandı. Bu iki efsanevi isimden sonra sıra 2024 takımının baş antrenörü Steve Kerr'de. Kerr göreve geldiği 2021 yılından bu yana ilk büyük sınavı olan 2023 Dünya Şampiyonası'nda epey çuvallamıştı. Bu olimpiyatlarda geçen senenin ayıbını temizlemeye çalışacaklar. Grup maçlarını baz alırsak bu yolda emin adımlar attıklarını söyleyebiliriz. Daly'nin mola almadan takımı şampiyon yapması inanılmaz etkileyici ancak 88'e birlik bir rekordan bahsediyoruz. Bu tarz karşılaştırmaları yaparken insanlar genelde kafasında hayali bir maç oynatır. Bazen zihnimizin içinde Joel Embiid'i Dwight Howard veya David Robinson'la eşleştirip post oynatırken bazen Stephen Curry ve Magic Johnson karşı karşıya gelse neler olacağını öngörmeye çalışırız. Hiçbir zaman realiteye dönmeyecek olan bu hayali mücadeleleri yapmak hep zevkli olmuştur. Bunu biraz daha rasyonel bir pencereye oturtmak istersek sanırım yapmamız gereken tek şey oyuncuların yetenek setini kıyaslamak olacak. Bu noktada detaylı kıyas yapmamıza hiç gerek yok. Hemen hemen her konuda zaman ve teknoloji ilerledikçe insanlar gelişiyor ve çok daha ileri gidiyor. Basketbolda da durum bundan farklı değil. Her geçen sene ligdeki oyuncuların yetenek seviyesinin arttığını görüyoruz. Örneğin bu sene Wemby gibi 2.25'lik bir devin neler yapabildiğine şahit olduk. Yetenek seti kıyasında mottomuz belli. Yeni her zaman daha iyidir. 5 madde sonunda gerçek rüya takımın kim olduğu konusunda bizim sıralamamız şu şekilde. 1 numara 1992 kadrosu, 2 numara 2024 kadrosu, 3 numara 2008 kadrosu. Tabii ki 2024 takımının söyleyecek sözleri olacak. Olimpiyatlarda gösterecekleri epik bir performansla fikrimiz değişebilir. Peki sizin sıralamanız nasıl? Hangi kıyasları yapmak daha doğru olurdu? Yorumlara bekliyoruz.